Türkiye sınırında işler değişti. Esed'den YPG'ye şok. ABD devriye attı. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Beşar Esed rejimi ve Rusya Barış Pınarı harekatıyla darbe yiyen YPG-PKK'nın rejimle birleşmesini isterken örgüt kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi. Örgütün kararı sonrası rejim ise Tel Emir'deki güçlerini çekmeye başladı. Esed'in hamlesi sonrası örgütün sözde komutanı Mazlum Kobani Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasıyla ABD'ye yalvardı. Esed rejiminin haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığı'nın SDG adını kullanan terör örgütüne safları birleştirme ve rejim ordusuna katılma çağrısı yaptığını duyurdu. Terör örgütü ise internet sitesinden yayımladığı yanıtta birleşme çalışmasına örgütün ayrı yapısını tanıyıp varlığını koruyacak bir siyasi uzlaşıyla başlanabileceğini ve rejimin kullandığı dilin rahatsız edici olduğunu savundu. Rejim örgütü terk etti. Rejimin örgütten gelen olumsuz yanıttan kısa süre sonra Rasulay'ın güneydoğusunda Barış Pınarı Harekatı bölgesi yakınlarındaki Tel Temir'den güçlerini çekip YPG-PKK'lı teröristleri yalnız bıraktığı görüldü. Bu arada Rusya'nın da devreye girerek YPG-PKK'ya rejimle birleşmesi için ısrarlı mesajlar gönderdiği ancak henüz istediği yanıtı alamadığı öğrenildi. Terörist Mazlum Kobani tutuştu, ABD'ye yalvardı. Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist başı Mazlum Kobani, Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasıyla Türkiye, ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasına uymuyor ve savaşı sürdürüyor. Türkiye, aşırılık yanlısı gruplarla birlikte Hristiyan köylerini işgal etmeye başladı ve yok olma tehdidi altındaki Asuri kasabası Tel Termir'e girmeye çalışıyor. ABD yükümlülüklerini yerine getirmeleri ifadelerini kullandı. ABD askerleri Türkiye sınırında devreye çıktı. Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters, Washington yönetiminin Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı aldıktan sonra ABD güçlerinin ilk kez Türkiye-Suriye sınırında devreye çıktığını öne sürdü. Evet arkadaşlar, herkese iyi günler. Son dakika gelişmeleri geliyor sürekli, haber ajansları yeni haberler taşıyor sitelerine. Evet, bu haber de gördüğünüz gibi bütün terör camiası tutuştu ve tekrardan ABD'ye yalvarmaya başladılar. Tel Emir'deki güçlerini de çekmeye başladılar. Çünkü Türkiye gerçekten orada şu an çok sağlam bir şekilde hakimiyeti sağlamış durumda. Bu ilerleyişle Türkiye zaten güvenlik koridorunu kısa zamanda oluşturacak. Şu an bu çalışmalar başladı bile. Ve bunu çekemeyen ülkeler var. Türkiye'nin güvenlik koridoru oluşturmasını çekemeyen ülkeler var. Özellikle orada Rusya bile biraz istemiyor aslında Türkiye'nin oralarda söz sahibi olmasını. Hiç kimse istemiyor. Sadece Rusya değil. ABD zaten istemiyor arkadaşlar. Türkiye'nin o bölgede söz sahibi olmasını istemiyorlar. İstemeyecekler de hiçbir zaman. Ama Türkiye İsteseler de istemeseler de bölgede söz sahibi olacak, göreceksiniz. Belli bir zaman sonra Türkiye tamamıyla bölgenin tek hakim olacak. Bugün ve yarın, özellikle yarından sonra çok daha farklı şeyler bekliyorum ben. Çok daha farklı gelişmeler bekliyorum.
Sizler de zaten pür dikkat takip ediyorsunuzdur bütün gündemi, basını. Türkiye'nin yükselişi, Türkiye'nin hamleleri hep konuşuluyor. Her seferinde yeni açıklamalar geliyor Türkiye ile ilgili. Ve Türkiye gerçekten de eski Türkiye değil, bunu çok iyi anladılar. Yani eski Türkiye'yi özlüyoruz şeklinde açıklamalar bile yapıldı. Dün ve ondan önceki gün eski Türkiye'yi özlediklerini ifade ettiler. Çünkü Türkiye artık masada kaybeden bir ülke değil. Onlar istiyorlar ki Türkiye masada kaybetsin. Masada kaybeden bir Türkiye olsun eskisi gibi. Ama ne yazık ki masada kaybeden bir Türkiye değil. İsteklerini karşı tarafa kabul ettiren bir Türkiye var. Aksi takdirde orduyla birlikte istediklerimizi alırız diyebilen bir Türkiye var. Orduyla birlikte istediğimiz her şeyi alırız, istediğimizi yaparız diyen bir Türkiye var. Bunlar da bunu hiç istemiyorlar. Türkiye'nin orada söz sahibi olmasını, tek hakim olan Türkiye olmasını istemiyorlar. Mazlum Kobani tutuştu. Şu an yalvar yakar ABD'ye dileniyor adeta. Ama ABD bir şey yapamaz. Çünkü elinden bir şey gelmiyor arkadaşlar. En fazla ABD askerleri devreye çıkabiliyor. Bunun dışında pek de başka bir şey yapamıyorlar. Zaten yarından itibaren Türkiye ve Rusya ile birlikte devreye çıkacağız. Yani Rusya ile birlikte Türkiye, Türk ordusu, Türk askerleri bölgede devreye çıkacaklar. Bu arada Esed'in rolü de burada çok farklıydı. Yani Esed pişman olup desteğini Türkiye'ye verse zaten olay kökten çözülecek ama Türkiye'ye yanaşmıyor ve Türkiye'nin zaten hani kendisi zalim bir devlet başkanı olduğu için oturup konuşulacak bir insan da değil. Burada Rusya Esed'in arkasında olduğu için Türkiye'de biraz çekimser davranıyor. Çünkü her türlü ilişkimiz Rusya ile devam ediyor. Bir yandan ABD'ye karşı maş olarak kullandığımız bir Rusya var. Bunu da bu ilişkiyi de kaybetmeyi göze alamıyoruz şu an için. Tabii bazı şeylerin zamanı var. Bazı şeylerin olması için zaman gerekiyor arkadaşlar. Hemen olmuyor bazı şeyler. O yüzden bu zamana kadar bir şekilde Türkiye bütün ülkeleri tek tek idare ediyor, idare etmesini biliyor. Bu da Cumhurbaşkanımızın siyasi zekasıyla gerçekleşiyor. Yani şu an eski Türkiye olsa inanın 20-30 sene ya da 40-50 sene önceki Türkiye'ye tekrar bizi geri çevirecekler. Çevireceklerdi. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra işler değişti. Eski Türkiye silindi, tarihe gömüldü. Bunlar tekrar eski Türkiye'yi tarihten çıkartıp günümüz Türkiye'sini eski Türkiye yapmaya çalışıyorlar. Türkiye yapmaya çalışıyorlar ama Allah bunlara izin vermiyor. Bundan sonra da vermeyecek zaten. Yüce Rabbim Türkiye'nin yükselişini murad etti. Bunu Kadir Mısıroğlu hocamız da hep söylüyordu sohbetlerinde, konuşmalarında. Yani Allah-u Teala Türkiye'nin yükselişini murad etmişse olay bitmiştir. Bunu kimse engelleyemez. Kimse tek laf edemez arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sizlerden güzel yorumlar bekliyorum. Bu özellikle bu haberle ilgili sizlerden çok ciddi yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Türkiye'nin rolü bundan sonraki süreçte ne olur? Sizlerden dinlemek istiyorum. Türkiye'nin bundan sonraki zaten süreci çok daha güzel olacak. Şimdi her şey Türkiye'nin lehine işliyor. Aslında aleyhimize gibi görünen bazı şeyler oluyor bazen ama Allah-u Teala bunları çeviriyor, tekrar Türkiye'nin lehine yapıyor. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum ben. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, olmanızı da bekliyorum.
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.